Sevgili Müjdat Gezen. Evet canım, söyle Ayşenurcuğum. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ ol, sana, sağ ol sevgiler. Canım. Merhaba Müjdat abi. Merhaba canım. Geçmiş olsun. Müjdat'cığım, gördüğün gibi kaç dakikada biz burada Mustafa Mutlu'yla mizah yapıyoruz. Artık evet. Çünkü gündem ona döndü, mizah yapmamızı gerektiriyor. Sakın ha yapmayın. Ama yani kusura bakma, sizde iş kalmayacak. Çünkü artık haber mizah işi oldu. Sizin yaptığınız mizah toptan tehlikeli oldu. Şimdi bak, bir günün manşeti bugün. Senin sözlerin sevgili Müjdat. O kadar güldüm ki. Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Bir kere bize bunu anlat. Bunlar kim? Eğer korkarsak bunlar gibi nasıl oluruz? Aman Allah. Ne diyorsun sen? Söyle bakalım bize. Herhalde korkuyor musunuz diye sormuştur bana telefonda. Evet. Ben de korkmadığımı belli etmek için. Çünkü aslında iyi mantıkla düşünürsen onlar bunlar, bizden olanlar olmayanlar, inananlar inanmayanlar meselesini herhalde açan biz değiliz. Olamayız ki yani, bunun eşyanın tabiatına aykırı olur, anlatabiliyor muyum? Aha. Bunu kim getirmişse gündeme, işte bunlar, işte bunlar diye kimler söylemişse biz de onlara demek ki bunlar demişiz. Ben Ayşe'nin, korkutmak çok tehlikeli bir şeydir. Korkutmak gün gelir, korkutanı da korkutur. Onun için bizim artık, ben geçtiğimde de gözü karaydım ama artık bu yaştan sonra korku benden korksun diyorum, anlatabiliyor muyum? Benim buradaki üzüntüm şu Ayşenur, o kadar açık ki Washington Post, Deutsche Kanal, Avrupa'nın bir sürü gazeteleri, sabahleyin Avustralya Radyosu aradı beni. Benim muhalefetim Edirne'ye kadardır. Anlatabiliyor muyum? Oradan çıktıktan sonra ben bu vatanın, bu toprağın bir insanıyım. Onun için burayı korumak zorundayım. Anlatabiliyor muyum? Evet, onların diline bu şekilde düşülmesi gücüme gidiyor. Yani şimdi yerli basın bana her şeyi sorabilir. Ben de her şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Ama onlar sordukları zaman bana ülkemi kötülemek düşmüyor. O zaman olmuyor işte. Onu yapamıyorum. Çünkü ben tam bir vatanseverim. Ben bu ülkede doğdum, bu ülkede büyüdüm, bu ülkede öleceğim. Onun için bana dokunuyor böyle yabancı basının benim ülkemi. Yani diyor ki Washington Post, iki tane veteran, yani usta sanatçı Cumhurbaşkanı söylediği yargılanıyor. Şimdi böyle buranın bu biçimde eleştirilmesi, Batı basınının, Avustralya, Amerika, her neyse, bunların bu biçimde bize yüklenmeleri, bana şahsıma, ülkeme, o zaman birazcık beni üzüyor. Orada, sevgili Müjdat, sevgili Müjdat, şimdi bir son dakika haberi geldi. Asgari ücret belli olacak demiştim, belli oldu. Ben yanılmışım. 2000 lira olur diyordum, çok yanılmışım, 2020 lira olmuş. Yani cömert devletimiz... Artık millet servete kavuştu. Yani. Bu zenginlik başa bela. Başa bela, bak bu 2020'yi alanlar köşeyi döndü artık. Evet. Evet. Ya 2020 lira. Çok, çok. Ya şimdi şeye girer mesela bunu. Aslında Ayşenur, ben onların yerinde olsam, Müjdat Gezen'le, Metin Akpınar'la uğraşacağıma, biraz çarşıyla, pazarla uğraşırım, soğan fiyatlarıyla uğraşırım, domates kaç para olduğu. Yani benim bu konuda seçim malzemesi yapılmam hiç hoşuma gitmiyor. Bu bizden ekmek çıkmaz. Yani bize bir gün tam tersi oluyor bir de. Tam ama tersi bak, oluyor bir de. Şöyle... Anlatabiliyor muyum? Yani ne diyoruz sen Müjdat Gezen'le? Uğraşsan ne olur, uğraşmasan ne olur. Ya, ama sevgili Müjdat, onlar da çarşı pazarda mizah yapıyorlar. Yani her şey gayet güzel, fiyatlar düştü diyorlar. Öyleymiş. Türkiye ben de çok büyük bunu diyorlar. Öyleymiş hakikaten. Evet. Fiyatlar aniden düşmüş. Evet. Bence de, bence de. Sevgili Müjdat, bir gün seni bu stüdyoya bekliyorum.
yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Eşine de çok selamlar. Çok dünkü programın içinde biz koridorlarda çok uzun süre yürüdük. Onun için senden bilgi alamadım da ama sağ ol, eksik olma. Sen de orada bizi savunmuşsun. Halkın desteği tabii, bunların halkı sadece kendilerine oy verenler sanması çok acı bir şey. Ben dün de söyledim onu. Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'in biriktirdiği insan kitlesi onların seçmenini ikiye üçe katlar. Doğru. Bunu artık biraz görsünler ya. Biz doğru, kimseye kötülük yapmadık. Biz bu vatanın yetiştirdiği iyi insan olmaya çalışan yurttaşlarız. Ve sanatımızda bizim eğer o anlamda bir milliyetçilik varsa, ben bu ülkenin bayrağını yurt dışında festivallerde de dalgalandırdım. Mesele odur. Yoksa formalite icabı oraya Türk bayrağının dikilmesi hiçbir şey önem arz etmez yani. Evet. Mustafa Mutlu'nun bir sorusu olacakmış Müjdat'cığım. Tabii Mustafa'yım. Sevgili Müjdat abi, öncelikle geçmiş olsun. Bu olaylar hadi, tabii hiç... Ben şahsen yadırgamadım. Ne yazık ki bu ülkede düşünen, konuşan herkesin başına geliyor. Sizin defalarca geldi. Çok. Önemli olan dün işte gözaltı şeklinde bunun yapılmasıydı. Çok o, artık... Onun hukuken geçerliği olmadığı avukatım söyledi. Celal bu işlerin uzmanıdır. Biliyorum, benim de avukatım. Polisler geldi sabahleyin eve. Metin'e de gitmişler. Metin orada 3 saat beklemiş. Ben polis arkadaşlara şimdi hemen gelemem, işlerim falan var dedim. Onları eve aldım. Çay falan içtik. Çok da ben polis arabasıyla gelmem dedim. Kendi arabamla gelirim dedim. Çünkü yasa dışı olduğunu biliyordum bu işlemin. Eve bana 17 defa, 18 defa bu iktidar zamanında sayılarını bilemeyeceğim kadar cart gelir. Polis bize telefon eder, der ki yahut da bir de mektup gelir, cert kağıdı, biz onu imzalarız, bir hafta içinde de gidip adliye de ifademizi veririz. O kadar çok yaptık ki bunu bu dönemde. Evet. Ama polislerin gelip de götürmesi ilk defa oldu böyle. Evet. Bir dışarıya karşı bağımsız adliyemizin aldığı bir tavırla, yani dışarıya karşı, bak işte biz gerekeni yaptık, merak etmeyin siz filan gibi bunlar. Bunlar bir insanı üzüyor işte, ama biz biraz dünyaya Nasrettin Hoca gibi bakmaya alıştığımızdan bunları da tolere ediyoruz. Bu fayda getirmez. Ülkeye fayda getirmez. Evet. Sen soğan kaç para, bana onu söyle. Stokları filan palavralarını herkes kenara bıraksın. Domates kaça, çarşı pazar ne alemde. Ekonomi düzeldiyse biz niye göremiyoruz? Tam seçime giderken Metin Akpınar'la Müjdat Gezen'in seçim malzemesi yapılması doğru mu? Onu söyle. Ben başka bir şey sormak istiyorum. Dediğiniz gibi bunların hepsi artık ne yazık ki bu ülkede doğal hale geldi, ama bir şeyin doğal hale gelmemesi gerekir. Ben onlu yaşlarımdan bu yana gerek Metin abiyi gerek sizi büyük beğeniyle izleyen milyonlardan biriyim. Ve sizin sanatçı kişiliğinizi, her şeyinizi, düşüncenizi, duruşunuzu, hayata karşı tavrınızı, her şeyinizi herkes sorgulayabilir. Ama iki şeyinizi, birini siz söylediniz, asla kimse sorgulayamaz. Biri vatan sevginizi, öbürü sanatçı duruşunuzu, sanatçı kimliğinizi. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında sizin için ve Metin abi için sanatçı müsveddesi dendiğinde, diğer bütün olup bitenlerin dışında benim gerçekten buram yandı. Çünkü o müsvedde lafı çok ağır bir laf. Siz bu lafa, bu söze karşı bir dava açmayı düşünüyor musunuz? Hayır, hiç önemsemedim. Ben ne söylendiğine değil, kimin söylediğine bakarım. Teşekkür ederim evet, abi. Çok geçmiş teşekkürler. Olsun. Görüşmek üzere Müjdat'cığım. İyi programlar diliyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Sen ilkokul çağından beri izliyormuşsun. Ben de 45 yaşımdan beri izliyorum. yaşı sayılırız. Metin Akpınar'a da çok öpücükler. Onun da konuşacağız. Fakat biraz hani ilaçlar biraz bir kendine gelmesini bekledim Metin Bey'in, Metin Akpınar'ın. Şimdi az önce son dakika olarak verdik Mustafa'cığım.
Asgari ücret 2020 lira. Şimdi efendim gözünüz yanıltıyor diye düşünebilirsiniz. Bir de yazıyla yazalım. Ve asgari insaf bunun adı bence. İnsafın en azını göstermişler en düşük düzeyde. 2020 lirayla 4 kişilik bir aile asgari ücret 2020 lira.